Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz genç kardeşlerim, ümmetimin yarınları, Allah'ın bu topraklardaki fidanları, ümmetimin ve bütün insanlığın umudu olmanın genç adayları, sizi Rabbimin rızasını kazanacağımız bir toplantıda beraber yanımda gözlerimin önünde görmüş olmaktan çok mutluyum. Dilerim Allah bu beraberliğimizi, bu ümmetin geleceğinde katkısı bulunan ve yarınlarımızı bugünlerden daha iyi yapmamıza vesile olacak amellerimizden biri yapsın. Bu muhabbetle sizleri selamlıyorum. Sizlere bu umut ve heyecanımı aktarmaya çalışıyorum. Aziz gençler, babamız Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, bugünden de yarına kadar Allah'ın yarattığı bütün insanların özellikleri aynıdır. İki göz, iki kulak, el, ayak, ciğer, kalp, aynıyız. Aynı devam edecek. Bu birinci gerçek. İkinci gerçek, Allah'ın vaat ettiği ve davet ettiği cennet de aynı cennettir. İlk insandan son insana kadar iman ettiği için ve öyle öldüğü için cennete girecek kime deniyorsa aynı cennete girecek. Orta çağ cenneti, ileri çağ tek cenneti, uzay çağı cenneti diye cennet çeşitleri yoktur. Bu da ikinci gerçek. Allah, peygamber ve din de aynıdır. Bu da üçüncü gerçek. İnsanda, insanın hayali olan cennette ve cennetin girme şartnamesi olan dinde değişiklik yoktur. Adem Aleyhisselam'ın iman şartı olarak ilk çocuklarına öğrettiği iman şartları bugün bizim iman ettiğimiz şeylerdir. Yarınki insanlarda aynı şeylere iman ederek mümin olabileceklerdir. Üç gerçek var. İnsan aynı. Cennet ve cennet protokolü olan din aynı. Bunun bugün burada sizin gibi genç müminlerle bir konuyu zihinlerimize nakşetmeye sebep olmasını umuyorum kardeşlerim. O nedir biliyor musunuz? İmrendiğimiz, duyduğumuzda gözlerimizin yaşaracağı kadar özendiğimiz asr-ı saadet gençliği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elinde yetişen
Kur'an'ımızın övdüğü, onlar gibi olmaya bizi davet ettiği gençlik. Bu üç giriş noktasından ele aldığımızda, bir, kesinlikle ve kesinlikle bizim bedenlerimizi taşıyorlardı. Üç gözü, çift burunları, yedi elleri yoktu. Canavar değillerdi. İnsan olarak o nesil bugünkü nesildir. Yarınki nesildir. İlk nesille aynı genlerin üzerinden yaratılmışlardır. Böyle mi? Böyle. İki, o zamanki peşinde koştukları cennet, Allah'ın onlara vaat ettiği cennet, bugün peşinden koşacağımız, hayalimizde olması gereken cennettir. Birinci bölümü dolduğu için daha kıraç bir bölgedeki cennete çağırmıyor ki bizi Allah. Bu cenneti ben şu hurmaları yiyinceye kadar bile geciktiremem ha deyip elindeki salkımı fırlatıp atarak ölmekten ötesi olmayan yolculuğa çıkan adamın, Allah ondan razı olsun, koştuğu ve hayalini süsleyen cennet bizim de davet edildiğimiz cennettir. Bunda bir sorun yok. Üçüncü nokta olarak da örnek almayı özendiğimiz o neslin ibadetinden cihadına, tefekkürüne, zühdüne, takvasına, infakına kadar din olarak ne biliyorlardı ise fazlası var, bizde eksiği yok. Fazlası var diyorum, dinin fazlası mı var? Şöyle fazlası var tabii. Bu hurma salkımını yiyinceye kadar niye bekleyeyim ki cenneti diyen adam, Kur'an'ın üçte ikisinin neredeyse inmediği zamanda bu sözleri söyledi. Duymuş olsa olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 500 hadis duymuştur veya duymamıştır o. Dolayısıyla bugün bu neslin elindeki din birikimi, ayetler, hadisler, o gün ben cennete koşuyorum diye elindeki hurma salkımını fırlatıp atıp ölüme koşan, yani cennet diye ölüme koşan insanların bildikleri, yaşadıkları, uyguladıkları dinden en az 3, 4, 5 kat daha fazladır. Çünkü o hurma salkımını fırlatıp atan adam hac nedir bilmiyordu. Fethedilmiş Mekke görmemişti. Onun döneminde Kabe'nin içi putlarla doluydu. İçki bile yasaklanmamıştı. Tesettür ayetleri inmemişti. Müslümanların konuşma hakkı olmayan bir dünyada yaşıyordu. Aynı Allah, aynı insan, aynı cennet, aynı din, bunca fark nerede peki? O gün 17 yaşında, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bir insandaki parmak sayısından da 3 düşük. 17 yaşında bütün alemlere rahmet olarak gelmiş
bir peygamberin elinden o peygamberin güç, otorite ve alemliğini, evrenselliğini temsil eden sancağı teslim almış Üsame var. 17 yaşında. Hem İmam Hatip mezunu değil, hem babası cami imamı değil, vakıfta görev almış bir annenin çocuğu değil, köle çocuğu üstelik. Köle çocuğu. Bugün %100 Allah'ın kitabıdır. Hiç şüphemiz yok. Bir harfi yanlıştır diyen dinden çıkar. Dediğimiz Kur'an'ımızın üstündeki mühür 21 yaşında Zeyd isimli bir delikanlının mührüdür. 21 yaşındayken 100 binden fazla sahabinin onayını alarak ümmetin icmai ile Kur'an'ın kıyamete kadar Allah'ın kitabı olduğuna dair onay, 21 yaşında henüz askerlik yapmamış, doğru dürüst telefonu olmayan, internet hattı bile olmayan, Facebook sayfası olmayan bir çocuğun işidir. Aynı Allah, aynı cennet, aynı insan, aynı din, ama 17 yaşında çocuklar İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduğu halde arkasında namaz kılınabilecek kadar Kur'an okuyamıyor. 21 yaşında aynı çocuklar bir kızı istemeye gittiklerinde bu aile idare edemez diyor. 23 yaşında kızlar evlilik talebiyle kapılarına gelindiğinde bir sene süre istiyor annesi. Bu arada çorba yapmayı öğrenecek kızım diyor. Kainatı çorbaya çeviren 21 yaşında çocuk vardı bu dinin evvelinde. Eline Resulullah'ın sancağını alıp dünyanın en büyük ikinci gücü olan Rum İmparatorluğu'nun üstüne yürüdü. 17 yaşında. Şimdi 21 yaşında, 31 yaşında ev idare edip edemeyeceği tartışılıyor. Dinde değişiklik yok. Aynı din. Fazlası var da azı yok. İnsan aynı insan. İmkanlar milyar katı daha fazla. Neredeyse annesinin karnındayken aşısı vurulmaya başlanmış bir nesilden söz ediyoruz şimdi. Hastalık nedir bilmiyor. O nesil ise aşı değil, aş bile bulamamış yiyebilmek için. Şöyle birinci sayfasından sonuncu sayfasına kadar ezber yapmak için, okumak için bile bir mushaf dahi görememişler. Servet, para görmemiş demiyoruz. İman ettikleri kitabın yazılı olduğu bir kitap görememişler. Ama bugünkü nesil kızdırmaya göre ona cep telefonundan sana farklı hafızlardan Kur'an dinletir. Ama cep telefonundan, kendi okumayacak. Bilgisayardan istediğin bilgiyi versin sana. Kendisi bilgi saymıyor, film sayıyor. Soru çok önemli kardeşlerim. Aynı insanız. Hiçbir değişiklik yok. Aynı Allah, aynı peygamber, aynı cennete koşuyoruz. Pratiğimiz niye aynı olmasın ki? Tembelliğimizi, başarısızlığımızı, ortada kalışımızı makul bir gerekçeye dayandırmamız hiç mümkün değil. Biz insan olarak, aciz insanlar olarak bile o nesille bugünkü nesil arasında bir fark var mı dediğimizde büyük bir fark görüyoruz.
geri kalmışlık farkı görüyoruz. Sadece dinde değil, insanlıkta da bir geri kalmışlık farkı görüyoruz. Adam olmakta, hayatı sahiplenmede bir geri kalmışlık olduğunu görüyoruz. Ama insan olarak bu neslin özrü olmadığını da söylüyoruz. Yarın bu hayatın hesabını vermek üzere Rabbimizin huzuruna çıktığımızda biz Allah'a karşı hangi özrü beyan edebiliriz ki? Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, Allah'ın önünde ileri sürebileceğimiz özür 50 sene önce vardı, biliyor musunuz? Çok kötü, o da gitti. Bu çok kötü oldu. Ya Rabbi, sen bilmiyor musun? Dipçikle kovalıyorlar Kur'an okuyanı. Ezan da yasak zaten. Diye bir özür vardı, o da gitti. O da özür değil. Neden değil? Dipçiye, yasağa, kafa uçurulmasına, bir sarık için ipe götürülmeye hazır adamlar imtihan kazanıp gittiler. Oturanlar ne özür beyan edecek ki? Hadi özürdü diyelim, o da yok. Aziz gençler, ey umut nesli, silkiniş nesli, tek sıkıntımız var. Tek bir sıkıntımız var. İrademiz elimizdeki teknoloji kadar güçlü değil. Ne erkekliğimiz erkeklik, ne kadınlığımız kadınlık. Burada düzeltilebilecek sıkıntıları konuşuyorum. Mescid-i Aksa'nın yeryüzünün şirret bir kavmi tarafından işgal edilmesini, müminlerin Allah'ın şeriatından uzak tutulmalarını ve bunu dünyanın şer güçlerinin dayattırmasını konuşmuyorum. Onu müsamaha alanlarımızda bıraktım. Ama bugün akşam yatağa girdiğimizde genç hanımefendiler, genç delikanlılar olarak ne kadar irademi, erkekliğim, kadınlığım, müminliğim için kullandığım konusunu düşünmeye mecburuz. Kudüs'ün sorumluluğunu Yahudi'ye yıkabilirim. Filan yerdeki zulmü Hristiyan'a yıkabilirim. Sabah namazını yıkabileceğim bir suçlu bulamam. Kendi parmaklarımla tuşlayıp içine daldığım rezil bir internet sayfasının suçlusu ne şeytandır, ne Yahudidir, ne Hristiyandır, ne ateisttir. Sıfırlanmaya doğru yuvarlanmış irade gücümdür. Değerli gençler, formülümüz budur bizim. Aynı Allah, aynı cennet, aynı insan, aynı dine rağmen 17 yaşında, hatta 27 yaşında, hatta 37 yaşında ver bana sancağını ya Resulallah diyemiyorsa gençler, sorgulanması gereken eğitim sistemi de değildir. Hani eğitim sisteminde şöyle kusurlar var, doğru. Bu 17 yaşında bu işi yapanlar İmam Hatip mezunu değillerdir ki. Sevgili gençler, Musab bin Ümeyr'i hepiniz seversiniz, tanırsınız.
İslam dininin Medine'de devlet olmasını sağlayan genç olduğunu da bilirsiniz. 40 yaşından gün almamıştı. 30'lu yaşlarıyla oynarken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mektup yazdı. Medine seni bağrına basmaya hazırdır, gel ya Resulullah dedi. Peygamberi öldürmek için birleşmiş adamlardan meleklerle boy boy beraber fotoğraf çektirecek bir nesil yetiştirdi 8 ayda. Bu sahabi 13 yıl Mekke dönemi yaşayan İslam'ın adınız gibi bilin ki 3 yılını bile Resulullah'la yaşamadı aleyhissalatü vesselam. Çünkü Habeşistan muhacirlerindendi. Babasından ve annesinden kaçıp Habeşistan'a hicret etti. Geldi, 2 gün sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e öğretmen olarak tayin etti onu. Bir şeyin mezunu olmak değil, koca şeylere yürek taşımaktır musabı musab yapan. Hafız değildi. Yahu 5 vakit namaz kılan bir adam da değildi Medine'yi devletleştirdiği zaman. 5 vakit namazı kılacak kadar Mekke'de kalamadı çünkü. Namaz yeni farz olmuştu. Şöyle böyle namaz kılıyorlardı. İlk cumayı kılmak da ona nasip oldu. Yani cami imamı da değildi. Ama anne ve babasının onca görkemli şöhreti ve zenginliğini tepeleyecek iradesi vardı. Bugün sevgili gençler, hiçbiriniz hafız olmaya, hadis ezberlemeye, binlerce konferans dinlemeye, İmam Hatip Lisesi'nden, İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmaya muhtaç değilsiniz. Muhtaç olduğunuz şey, yüreğinize iradeyi yeniden perçinlemektir. Kimse olmayabilir kainatta, ben varım Allah'ın kulu olarak diyebildiğin gün, sen alimsin, mücahitsin. Musab'la, Üsame ile, Zeyd'le birleşmiş bir noktada duruyorsun demektir. Bugün çok güzel teknolojik fırsatlarımız var. Ama irademiz yarın belki de hiç olmayacak kadar eriyip gitmektedir. Işıkları yakmadan kendi oturduğu kapısı kilitli evdeki tuvalette idrarını boşaltmaya bile gidemeyen bir nesil geliyor kardeşlerim. Acı, ağır edilecek ama bir gerçek. Elektrikler kesikse lavaboyu kullanamayan bir genç Gelibolu'da mayın döşeyebilir mi karanlık gecede? Bugün irade eğitimimiz, ben Allah'ın yarattığı bir insan olarak varım, hazırım diyen anlayışımız pek çok bilginin varlığından daha önemli, daha önceliklidir. Aslı saadet gençliğini konuşsak, ne büyük yiğitlikler yaptı desek, ama biz bugünkü pasif irademizle bir internet tuşunu bile kapattım gitti Allah bunu yasakladıysa diyecek iradeyi gösteremeyen zayıf benliğimizle yaşıyor olduktan sonra, Hamza'nın, Mus'ab'ın, Enes'in, Üsame'nin yiğitliklerini konuşsak, zenginin malını sayan fakir gibi oluruz. Asr-ı saadetin bütün görkemli heyecanını konuşsak ne olur, konuşmasak ne olur? Zenginin malını saymak
Fakiri zengin yapmıyor ki. O sermayeye benzer sermaye sahibi olmak zengin yapar. Burada ben size, ey gençler, biliyor musunuz ilk ayet indiğinde filan sahabi nasıl yapmıştı? Mesela Ali radıyallahu anh, yiğit adam, 10 yaşını doldurmadan adamların koltuğuna oturdu. İlk mümin oldu. Hayber'in kapısını bir tuttu. Yani dağlar sallandı yerinden. Ne güzel değil mi film? Bizim dinimizde başkalarının hikayelerini okuyup sevap kazanmak diye bir şey var mı? Kur'an mı okuyorsun? Ali'nin kahramanlıklarını okusan ne olacak? Dinlesen ne olacak? Çizgi filmini seyretsen ne olacak? Ali olmaktır hedef. Biz masallarla nesiller oyalayan bir ümmet değiliz ki, gerçeklerle nesil yetiştiren bir ümmet olmaya mecburuz. Bugün karşımızda Ebu Cehil, Ebu Leheb, yanı başımızda da Ömerler, Aliler, Allah onlardan razı olsun, bir tablo çıkaramayız. Ama Ebu Bekir'in, Enes'in, Ali'nin, Ayşe'nin, Sümeyye'nin, Nesibe'nin iradesinin aynısını kullanabiliriz. Karşımızda içi putlarla dolu bir Kabe de yok. Ama herkesin kendi Kabe'si niteliğinde olan kalbimiz o günkü Lat ve Uzza'dan daha ağır büyük putlarla doludur. Ebu Cehil'le herhangi bir Müslüman sahabi arasında ne fark vardı? Ebu Cehil'e hatta Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Ebu Talib'e gel Allah'ın yeni dinine katıl dendiğinde içindeki ne derler, babalarımın kültürünü nasıl bırakabilirim putundan vazgeçemediler. Putlarından vazgeçemediler. Ama Ebu Bekir'e bu iman teklifi yapıldığında Allah ondan razı olsun, ayağının tersiyle putları sildi gitti. Bugün asr-ı saadet neslini, gençliğini, delikanlılarını konuşmak, zenginin malını saymak kadar boş duruma geçirmiş olabilir bizi. Ne zaman? Eğer biz onları bir masal gibi dinler, kendi hayatımızda pratikleştiremezsek masal dinlemiş oluruz. Kıyamet günü herkes dinlediği masal kadar büyük cennetlere mi girecek? Olur mu böyle bir şey? O zaman bizim vazifemiz, sevgili gençler, değerli gençler, Ebu Talip gibi bizi ezen ve içimizde bir put gibi duran zevklerimiz, çevre baskımızı ne kadar aşıp aşamayacağımızı, eğer Allah emrettiyse keserim bu hattı ben, Allah'tan yana olmak bunu gerektiriyorsa vazgeçerim bundan diyebildiğimiz zaman, 2015 yılında da yaşasam, 3015 yılında da olsam, 5005 yılında da olsam ben Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem 3000 sene sonra da olsa aynı Allah demiştik, aynı cennet demiştik, aynı insan demiştik, aynı din demiştik,
aynı iradeyi de gösterdiğim zaman bugünün Mus'ab'ıyım, Üsamesi'yim. Ben 2015 yılında Medine'den binlerce kilometre uzak bir mesafede asr-ı saadetimi yaşıyorum demektir. Çünkü asr-ı saadet petrolün çok olduğu zaman demek değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle aynı çağı yaşamak demek de değildir. Ebu Cehil de o çağda yaşadı ama en karanlık çağı yaşadı. Asr-ı saadet Allah, peygamber, cennet gerçeğinde yer bulabilmektir. Bu yeri bulabildiğim gün peygamber aleyhisselamdan 5000 sene sonraki gün de olsa, kutuplar da olsa, uzay boşluğunda bir yerde olsa benim için asr-ı saadetin ta kendisidir. Çünkü asr-ı saadet bir kutsalın adı değildir. Allah'ı bulmanın adıdır. Cennette yer bulmanın adıdır. Dini kendine rehber edinmenin adıdır. Bunu kim ne zaman yapıyorsa asr-ı saadetin genci odur işte. Her bir genç, her bir genç, hanım kızlarım ve delikanlı kardeşlerim, Allah'ın fidanlarıdırlar. Bu zamanda ya Allah onları dikecek, Enes gibi, Üsame gibi, Zeyd gibi, Hamza gibi, Mus'ab gibi, Nesibe gibi, Aişe gibi, Zeynep gibi, Rukayye gibi, bu asırda asr-ı saadeti simgeleyen o mübarek çağı ayna olup bize yansıtan fidanlar olacaklar, ya da o günkülerin eriyip gittiği gibi o mübarek çağa rağmen eriyip gidecekler. Her bir genç bunun adayıdır. Ama bu adaylık şeytanın da çok iyi bildiği ve takip ettiği bir süreçten geçiyor kardeşlerim. Şimdi belki de içinizdeki bu duygunun kendisinde yüklü olduğu kardeşlerimden birisi 18 yaşında olduğunu ama 25 yaşına doğru bu noktaya gelmeyi düşündüğünü bana söylemek isteyecektir. Yani çok genç, daha çocuk. Ama inşallah yaşı biraz ilerledikçe olgunlaşacak. Ağzı süt kokuyor, bıyıkları tel kokuyor. Daha yani daha genç diyorlar ya. Ben de diyorum ki fidan yaşlandıkça toprağa kök salma ihtimali zayıflar. O zaman ağaç nakli yapılır. Ağaç nakli de çok zor. Fidanken küçük yürekler, küçük irade büyükken, bedenler cılız, akıllar kocamanken bu iş daha kolay. Bunun için sevgili genç kardeşlerim, bir ağabey diliyle zamanında genç olmuş ama gençliği bu pencereden belki de görememiş bir ağabey diliyle size şunu tavsiye ediyorum. Eğer geçen sene maazallah alkole bulaştıysanız, gelin ne olursunuz istiğfar edin, tövbe edin. 2 hafta önce internetten müstehcen bir yere girip baktıysanız, gelin istiğfar edin, tövbe edin. Suçtur bu. Geçen hafta sabah namazına kalkamadıysanız, aman ne olursunuz istiğfar edin, kaza edin o namazınızı. Gençler, 18 yaşında, 22 yaşındasınız ya, bugüne kadar eğer siz de Mus'ab olup çölde Resulullah'a devlet kuramayacağınıza dair kafanızdan bir düşünce geçtiyse, çocukken sizi hafız yapmadığı için babanız
hoca olmadığınız için veyahut da öyle bir teşkilata mensup olmadığınız için siz Müslümanların sıradan güdülen sınıfından olup bu ümmetin önüne geçerek bu topraklarda Allah'ın adından başka bir ad anılamaz diyen bir lider olmak size nasip olmaz gibi bir düşünce kafanızdan geçtiyse, siz de buna sessiz kaldıysanız, yani lanet olsun ey iblis, benim aklımı böyle şeylerle niye işgal etmeye çalışıyorsun deyip refleks gösterip Allahu Ekber diyerek ayağa kalkarak silkinip üstünüzdeki o tozu atmayı denemediyseniz, tıpkı geçen hafta kılmadığınız namazı kaza edip bugün istiğfar ettiğiniz gibi, alkolden dolayı tövbe istiğfar ettiğiniz gibi, internette müstehcen bir yere girmiş olmanın ağrıyla istiğfar edip tövbe ettiğiniz gibi, kafanızdan Mus'ab olmanız, Üsame olmanız, Zeyd olmanız, Nesibe olmanız yönünde olumsuz bir duygu geçtiği için de gelin estağfurullah deyin. Çünkü Allah kim bilir sizi bugün İslam'ı yeniden Yesrib'den Medine'ye taşıyacak fidan olarak takdir buyurmuştu da anne babanızın sen adam olmazsın sözlerine inanmıştın sen. Okulda heyecanı, umut yüklü yüreği olmadığı için sana alaka göstermeyip tam aksine seni savsaklayan bir öğretmen, mahallende seni elinden tutup arşa kadar uçuncaya kadar sana destek vermeyen bir imam veya bir müezzin veya bir ağabeyden dolayı pısırık kaldığından, bugün sen eğer bu nedenlerden biriyle veya kendi gafletinden dolayı hala bu ümmetin bağrında beklenen bir umut olduğunu anlayamadıysan, üniversite kazanıp kazanmamakla, puanı yüksek üniversiteyle puanı düşük üniversite ya da açık öğretim fakültesini kazanmak gibi şeylerle Allah'ı ve cenneti kazanmayı denk tutuyorsan, açık öğretimi kazandığın için sen cennetin de açık balkonluk bölümlerinde kalacağını zannediyorsan, cenneti bile, cihadı bile, istiğfarı bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olmak hazzını ve şerefini bile o seviyede düşünüyorsan, sen gel iki rekat namaz kıl, alkolden tövbe eder gibi bundan da tövbe et bugün. Ve annene babana de ki, anne bir domatesi sağlam olduğu halde, bir ekmek henüz yenebilecek kıvamda olduğu halde onu atmayı israf kabul ediyorsun da, beni Allah bu ümmeti kurtaracak bir delikanlı olarak belki yarattığı halde beni hala bu yaşta pasif görüyorsun, bir de bana masal gibi Sultan Fatih'in hikayelerini anlat, Üsame'nin 17 yaşında Resulullah'a aleyhissalatu vesselam komutanlık makamı kadar yaklaştığını anlat, ama beni kolundan tutup camiye götürmek için bile henüz erken ağzından süt kokuyor de, bu ekmek israfı kadar, domates israfı kadar israf değil mi? Bu anne babalar da istiğfar etsinler, Allah'tan utansınlar. Her biri peygamber olmak hariç, peygamber olmak hariç, sahabilik kelimesini yakalamak hariç peygamber olmadığı için, bunun dışındaki bütün makamlara aday olarak yaratılmış gencecik delikanlıları, gencecik kızları daha henüz şöyle bizden olmaz, şundan olmaz diyerek kendi kör akıbetleri gibi bir akıbete sürükleyen anne babalar oturup bu sene umreye gitme yerine umreye harcayacakları vakit, para kadar, vakit kadar Allah yolunda infak yapıp istiğfar etsinler. Nesil harap etmek, nesli zaman çöplüğüne atıp götürmek, ekmeği
kuşların ve tavukların yiyip bitireceği bir çöpe atmaktan daha basit mi bu kainatta? Daha değersiz mi gençler? Babalar, anneler bunun için istiğfar etsinler. Çocuklarını köle çocuğu olmadığı halde Resulullah'ın davasında sancak taşımaya aday bulmayan anneler babalar. Onlar kölelerinin çocukları bile ver bu sancağı ya Resulallah deyip evrensel bir peygamberin davasını 17 yaşında teslim almış çocuklar var. 37 yaşında hala babasının bakkalını bakacağına inanılamayan çocuklar var bir de. Ve genç kardeşlerim, hiçbiriniz kıyamet günü 15 yaşını aştıktan sonra, yani bali olduktan sonra aklınızda başınızdaysa, hiçbiriniz kıyamet günü Allah'ın önüne çıkıp babam kısır kafalıydı, hep sen adam olmazsın demişti bana diyemeyeceksiniz. Allah sana adamsın demişti. Huzurunda bulunmak demek olan namaz kılmaya seni uygun bulmuştu Allah. Mükellefsin sen. Büyük düşün. Çok büyük düşün. Kanserden daha büyük olmak zorundasın ki gözle bile göremeyeceğin iki kanser gelmeden seni korkusuyla çökertmesin. Sen kainattan büyük bir yüreğin sahibi olmalısın ki maaş endişesiyle din ve iffet pazarlayacak yüreksizlik yapmayasın bir gün. İnsanlar niye maaş uğruna din ve ellerinde ne varsa her şeyi feda ederler, harama bulaşırlar? Çünkü onların gerçekte Allah'a itimatları yoktur. İman ederler Allah'a ama bu asırda doyuramayan Allah'a iman ediyorlar onlar. Çünkü bu asırda zenginler rızkı eline aldılar, Allah da kullarını doyuramaz oldu. Bunu söylesen gavur oldun derler. Ama 50 senedir hayatını izlediğinde peşinden gittiği ilke budur. Gençler, yarın Allah'ın huzuruna çıkıldığında babamı da getirin, beraber muhasebe olalım diyemeyeceğiz. Hiç kimse diyemeyecek. Herkes tek tek annesinin karnından çıktığı gibi tek tek mezara girecek, Allah'ın huzuruna çıkacak. Büyük bir hesaplaşmaya gidiyoruz. Madem balinsin, akilsin, düşünebiliyorsun ve Allah'ın adam dediği yaşın sahibisin, o zaman büyük düşüneceksin. Cılız kalmayacaksın. Ben sana bugün bir Kur'an kursuna git, Kur'an okumaya başla demiyorum. Sen her yeri kurs yapan Kur'an'a iman ettin zaten. Her ağacın altı bizim için Kur'an medresesi. Her yerde biz Allah'ı ve kitabını okuyoruz, görüyoruz zaten. Bir yere gitmen gerekmiyor. İradene sahip olman gerekiyor. Şimdi gençler olarak belki sizin bu söze muhatap olmanız erken, ama çok geçmez siz de bir gün doktora gittiğinizde fazla kilodan dolayı size sitem edecektir doktor. Sakın diyetisyene gitmeyin. İnsanı robot yerine koyuyor diyetisyenler. Yok, kibrit kutusu kadar şunu yiyeceksin, zeytin tabağı kadar şunu yiyeceksin, oynuyorlar insanla. Dünyanın en iyi diyetisyeni iradesini kullanamayan bir insana bir şey yapamaz. Tamam, doğru söylüyorsun der, eve gidince kavanozla yer balı.
Onun yanında yemeyince rahat ettiğini zanneder. İradesi güçlü olan kuralı öğrenir, bildiğini kurala göre yapar ve rahat yaşar. Şişmanlığımızın sorunu da iradesizliktir. Günahlarımız da iradesizliğimizin, yani beynimizi kullanamayışımızın sonucudur. Onun için günün birinde fazla kilo var sende dendiğinde, boşuna şuradan buradan talimat almayın. Ne doğru değil değil sorun, ekmek çok yemeyeceksin derse bitti, o gün ekmek yemezsin. Fasulyeden uzak dur derse fasulyeyi yasak edersin. Senin için mecliste kanun mu çıkacak bu zayıflayana kadar fasulye üretimi yasak diye? Sen senin kanununu koy. Ağzına hakim olamayan kainata hakim olabilir mi? Sucuk görünce dayanamayan birisi rüşveti görünce dayanabilir mi? Her şey iradeden geçiyor. Müslümanlığımız da böyle, insanlığımız da böyle. Günün birinde ev bark sahibi olduğunuzda gençler, inşallah mübarek evlerin sahibi olursunuz. Vakti geldiği ilk gün, tamam mı? Askerlikten gelince, okul bitince değil, vakti gelince, harama bulaşmadan, ağzın süt kokarken, ağzın zehir koktuktan sonra seninle evlenmek haram zaten. Niye etsin seninle evlenmeyi? Ağzın taptaze, anandan doğduğun gibi süt koktuğu günde tertemiz berrak yuvalar kurarsınız. İnşallah o yuvalarda göreceksiniz ki en büyük sorununuz irade olacak. İradesini kullanan kötü söz konuşmadığı için, eliyle kabalık yapmadığı için idare edilebilir biri olacak. İradesini kullanamayanı da kimse idare edemeyecektir. Camide de böyle, hacca giderken de böyle. İnsan olarak bulunduğumuz her yerde, Müslüman olarak bulunduğumuz her yerde. Sevgili genç kardeşlerim, size benim bu dünya üzerinde bulunmadığım zamanlarda beni rahmetle anmanıza vesile olacak büyük bir vaatte bulunuyorum. Bu vaadi herhalde kendi özel finansmanımla sağlamıyorum. Allah'ın kitabından, peygamberimin sünnetinden, bu ümmetimin geçmişlerinin, büyüklerinin bana anlattıklarından, onlardan anladıklarımdan finanse ediyorum bunu. Kardeşlerim, sizinle Üsame, Zeyd, Enes, Nesibe, Zeynep, Şeyma arasında sadece asır farkı vardır. Aynı cennete Allah sizi davet etmiştir. Kesinlikle birinci bölümü dolmuş, ikinci etabı açılmış bir cennet yoktur. Vallahi yoktur. Ashab-ı kiram doldurdular, bizi de ikinci bölümü açtılar. Orada daha yapılıyor zaten. Öyle mi diyeceğiz? Aynı cennete davetliyiz. Eğer bizim çağrıldığımız cennet farklı olsaydı, Allah'ın bizden beklediği şartlar farklı olsaydı, adalet olur muydu bu? Şehitlik de aynı şehitlik, namaz da aynı namaz, Kur'an da aynı Kur'an, benim gözlerim de aynı göz. Şimdi benim tek sorunum, bir, kendimi o büyük projenin adamı görmüyorum. Bunun adı küçüklük, zillet, pasiflik, hor olmaktır. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah bunların hepsini siler ve süpürür. Kainat kadar kıymetli bir insanım ben. Yeter ki la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah yüreğimden gelerek söylediğim, iman ettiğim,
sloganım olsun. Elhamdülillah öyle. Hiçbir farkım yok. İnsan olarak, dindar olarak, cennet umudu olarak, annelerimiz, babalarımız, hocalarımız, önderlerimiz, başkanlarımız, büyüklerimiz, her kimse birilerinin kendileri küçük düşünüyor diye, bizden adam olur mu diye tefekkür ettikleri için beni de bu ümmetin bağrında yetişip yarın inşallah Yesriplerden Medineler kuracak, çorak arazileri cennet arazisine çevirecek genç erkekler, genç kadınlar olarak göremiyorsa, bu onların kısırlığının ve onların düşünce basitliğinin sonucudur. Beni Allah bu zamanın bütün melanetlerine, sıkıntılarına rağmen yarının fidanı olarak yaratmasına onlar engel olamazlar. Bugün 15 yaşından küçük olan, bali olmayan genç kardeşlerim babalarının hatalarına sığınabilirler. Ama içinizde 15 yaşını geçeli çok olmuş yüzlerce yüz görüyorum. Sabah namazından sorumlu olduğunuz kadar büyük düşünmekten, bağrını insanlığa açmaktan da sorumlusun. Bunun için de alim olman gerekmiyor. Mümin olman gerekiyor. Müminsen sen busun. Becermen de gerekmiyor kardeşim. Binlerce peygamber büyük düşündüler. Allah onları büyük yarattığı için, ama neredeyse hiçbir şey beceremeden gittiler. Ama Allah'a gittiler. Hiçbir şeyleri de eksik olmadı. Çünkü senin ve benim vazifem büyük düşünüp büyük sonuçlar almak değildir. İmanım kadar büyük düşünüp gerekiyorsa sıfır sonuca razı olup Allah'a gitmektir. Ben çünkü kadere sahip değilim. Kaderin sahibi Allah'tır. Ben sadece fidan olarak Allah'ın beni diktiği yerde büyük olmaya adayım. Büyük olurum. Bu uğurda zevklerimden, keyfimden, heyecanımdan, malımdan, yeri gelir canımdan feragat ederim. Melekler buna şahit olurlar. Gençliğimi, heyecanımı bu uğurda harcarım. Hiçbir şey elde edememiş zannedilirim ben. Dünya şartlarında hiç dediğin şey yarın Allah'ın cenneti olarak karşıma çıkar. Bu mümin bakış. Yine fakültelerinizde okuyun. Gerekiyorsa çalışın, çok paralar kazanın. Evlenin, çoluk çocuk sahibi olun. Şehir şehir, ülke ülke dünyayı gezin. Hiçbir sıkıntı yok. Bunlar hepsi devam etsin. Ama gelin gençler, iradenize sahip olun, küçük düşünmeyin. Musab'tan aşağısını örnek almayın. Enes'ten başkası gibi olmaya razı olmayın. Nesibe olun ya da ölün gidin. Büyük düşünün, sizi Allah düşüncelerinizden izlesin. Eğer küçük düşünürseniz, ben kimim ki derseniz, büyük gibi işler yapsanız da niyetiniz küçük olduğu için büyük sonuç zaten almayacaksınız. Size kendimden hiçbir şey vaat etmedim. Ben de sizin gibi arıyorum, dertliyim, kıvranıyorum. Size Kur'an'ımdan mesajlar vermeye çalıştım. Size 10 yaşında çocuğu, 10 yaşında çocuğu Taif eyaletine
Resulullah'ın temsilcisi olarak gönderen Muhammed Aleyhisselam'dan mesaj veriyorum. Bildiği 3 ayet, 3 ayet, fazla değil, 3 ayeti vali olması için yeterli gören Peygamber Aleyhisselam'ın heyecanından size aktarmaya çalışıyorum. Bilgi hamallıklarına gerek yok diyorum. Kuru kuru sloganlara gerek yok diyorum. Ümmetim o edebiyata toktur artık. Kütüphanelere ihtiyacı yok ümmetimin. Bir ayet bilip bir dünya kuracak gence ihtiyacı var. Gençler, düşmandan kaçınıyorsunuz ya, hele casusundan filan, iradenize ve düşünce kabiliyetinize karşı kastı olanı da düşman bilin. Sizi küçük şeylerle oyalayanları size sızmaya çalışan casus olarak bilin. Şeytanın casusu o. Çünkü sen küçük düşündükten sonra Peygamber Aleyhisselam'ın yanı başında da olsan, sana elini uzatıp gel seni kurtaracağım dese bile diyeceğin nedir senin? İyi, sonra Mekke'nin karıları ne diyecek ama? Diyeceğin odur sonunda. Çünkü o ne diyecek, bu ne diyecek diye küçük düşünmeye alışmış. Büyük düşün. Allah ne dedi bir kere diye düşün. Göreceksin ki bütün kainat avucunun içine sığacak kadar küçülecektir Allah'ın izniyle. Sizi Allah'ın bu asırdaki fidanları olarak yüreğime basıyorum, tebrik ediyorum. Yarınlarında bu ümmetin sesi soluğu olduğunuz zaman beni ve bugün sizler için çalışan, gayret eden insanları rahmetle anmanızı temenni ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.